sokak ortasında ölen adamın nasıl ölüme gittiğini biz o geceye dair her şeyi bu yayında ortaya çıkardık. Herkes günlerce Veysel'in şüpheli ölümünü konuştu. 21 dakikaya sığdırılan yalanlarla dolu plan Esra Erol'da da bozuldu. Her çıkan bilgi bunları rahatsız etti. Yayınımız ihbar kabul edildi. Veysel ve Özge'nin çocukları koruma altına alındı. Özge içtiği ve ne dediğini bilmeyen bir insandı. İbrahim'le arasında bir şey olduğunu ama Kübra'dan koptuktan kaynaklı bunların hiçbirini dile getirmediğini, art gözle baktığı anlarsa Kübra'nın ona zarar vereceğini söyleyen biriydi. Size yemin ederim kendi elleriyle adamın kolundan tuttular. Sen aşağıya doğru yürü, biz senin arkamdan geliyoruz. Onu bile isteye yolladım. Peş peşe sıralanan ihbarlar o gece o evde yaşananları ortaya çıkardı. Özge ve İbrahim sevgili mi, Veysel yasak aşk kurbanı mı oldu? Tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkacağı son dakika gelişmeleri şimdi Esra Erol'da. Fatih Aydın 7 Temmuz tarihinde babasıyla arasında geçen bir tartışma sonucunda yaşamış olduğu aile evinden çıkıyor. Kendisinden hiçbir haber alınamıyor. Babasıyla tartıştı, kayıplara karıştı. Oğlunun sesine hasret kalan anne Rabia gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Eşim de Ankara'lı gelmişti o günü. Oğlum işe gir diyor, bu da girmiyor. Telefonunu, saatini, her şeyini bırakıyor. Tekrar bir daha gidiyor. Açık mıydı telefonu? Telefonu açık ama o meşazları falan hepsini silmiş. 21 yaşındaki Fatih kaybolmadan önce o evde neler yaşandı? Telefonda en son kiminle konuştu? Fatih oğlum seni çok özlüyorum. Sesini duymak istiyorum. Bir alo de yeter. Çok merak ediyorum mesela. Bir Allah'a güveniyorum bir de size. 90 gündür kayıp olan Fatih nerede? Başına bir şey mi geldi? İstanbul'da kaybolan Fatih ile ilgili son dakika gelişmeleri. Çocuğumu dini nikahla eşim kaçırıyor ve göremiyorum iddiasında bulunuyor. Resmi nikah yaşımdan dolayı kıyamadım. 15 yaşında evlendim zaten. Çocuklarımın annesi Gülcan, eski sevgilisi Ali Mert'e kaçtı dedi. 16 yaşında baba olan Ferdi'nin anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Eşin Ali Mert Kır'ın yanına gitti. Çocuğunu da götürdü. Pansiyonda kalmışlar. Bütün gerçekleri anlatan bana abisi. Ferdi ve Gülcan canlı yayında hesaplaştı. İkisinin de iddiaları ağızları açık bıraktı. En son ne zaman gördün Ali Mert Kır'ı? En son 3 gün önce gördüm. Pansiyon paranı Ali Mert Kır mı verdi? Evet. Peki Gülcan gerçekten kimin yanında? Gülcan bebeğin yanında mı? Evet yanımda. Hamile misin? Evet. Yedaylık. Kimin yanındasın? Şu an annemin yanındayım. Evet. Maraş'tasın. Bak yalan söylüyorsun. Ali Mert Kır telefon attığında. Bu kadın ne benim yanımda ne de bir görüşmüşlüğüm var. 3 gün önce gördüm. Pansiyon parası falan hiçbir şey ödemedim. Ben pansiyona yerleştirdim. Parayı verdim. Oğlum senin bir karın olmazsa bir şeyin olmazsa sen yapmazsın. Ben senin ciğerini biliyorum. Bu büyük hesaplaşmayı sakın kaçırmayın. Az sonra Esra Erol. Kızları sosyal medya tanıdığı bir adamın yanına gidiyor. Mahrem olan uygunsuz videolarım ve fotoğraflarım var diyor. Aile diyor ki biz senin yanındayız, seni koruruz. Evli kızları Gamze Metin tarafından kaçırıldı. Geride kalan 3 çocuğun hayatı parçalandı. 3 gün o oğlu anne diye bağırdı gece. Çığlıklarla anne diye. Gözü yaşlı aile, uygunsuz görüntüleriyle tehdit edilen kızları Gamze'yi Metin'in elinden kurtarabilecek mi? Ben seni çok seviyorum yavrum, boncuk gözlüm diyordum ben sana. Lütfen gel benim yanıma. Ben anneyim anne, ben 2,5 aydan beri yüreğim yanıyor. Şantaj mağduru 3 çocuk annesi Gamze ile ilgili son dakika gelişmesi. Ben ölmek istemiyorum. Kadına şiddete hayır. Bebeğim, ben sensiz yapamam. Burada senin adın yazıyor. Buradaki seni de al. Tamam mı? Buradaki seni de al o zaman. Saplantıda aşık. Hayatımı affettiniz. Allah affetsin belasını verin. Şiddet. Şantaj, tehdit ve taciz. Haluk Ersan, benim hayatımı bitirdin yalanla dolanla. Bıktım senin sihirlerinden, ritüellerinden, bağlama şeyinden, yalanlarından bıktım. Haluk'la tanıştı, hayatı karardı. Ben sana yalan konuşmuyorum. Ama sen hayallerimizin katilisin. Aylardır saplantılı aşığı Haluk'tan kurtulamayan Pınar'ın anlattıkları akıllara durgunluk verecek. Haluk Ersan,
2 yıl önce kafede çalışıyordum. Müşteri olarak geldi. Ben de sevgili olmak istedi. Bunun evli olduğunu öğreniyorum. Ayrılmak istedim. Tehdit etti beni videolarla. Çocuğumla tehdit ediyor. Kurtulmak istiyorum, yardım edin bana. Adam kafayı bana takmış. Sokak ortasında pankartlar asıyor. Kendini kesme, beni dövme. Onunla birlikte olabilmem için sihirler yapıyor, ritüel yapıyor. Ve bırakmıyor peşimi. Saçımdan sürükleyerek kültür parkına kadar sırtıma vura vura getirdi. Kurtulmak istiyorum ondan. Esra abla beni kurtarsın. Böyle sevgili düşman başına dedirtecek. Pınar'ın başına gelenler şimdi Esra Erol'da. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güveniyorum, inanıyorum. Senden başka bir sığınacak kimsem yok. Çok güzel kavuşturmuşsun. Aile olmak çok kıymetli. Kurban olurum ben sana. Hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkma. Her çocuğun hakkı, her türlü sonunda biz buradayız, yalnız değilsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.